Videoku bir video oluşturma aracı sevgili dostlar. Normalde ücretli site ancak e, kişisel olarak bir dakikayı geçmemek üzere 10 video şablonunu ücretsiz veriyor. E, ücret ödenir takdirde sadece süre artırımları söz konusu ve video e, o, şablon oluşturma sayılarınız fazla sadece. Ama aylık olarak 10 taneye kadar, e, şuradan fiyatlandırmadan gösterebiliriz. Ücretsiz olarak e, markalı videolar, e, yani kendi markasını koymak kaydıyla birer dakikalık 10 video, e, oluşturma hakkı veriyor. Dolayısıyla siz e, kullanmak için e, ücret saklarından yararlanmak için rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Başlayabilirsiniz. E, ana sayfamıza girmek için tabii ki üye olmamız gerekiyor. Üye olduğumuz olmak için hemen oturmaç veya kaydol kısmından girebiliriz. Ancak kolay olsun diye oturmaçtan girelim. Direktmen Google girişi veya Facebook girişi kabul ediyor. Google'da girişimizi yapalım. Evet. Şu anda e, gördüğünüz gibi ana sayfamıza geldi. Yani bu artık bizim sayfamız daha önce girdiyseniz direktmen bu sayfaya geleceksiniz. Burada yapmış olduğunuz videoların hepsi burada görüşecek, görülecek sevgili dostlar. Dolayısıyla e, artık biz çalışmamıza başlayabiliriz. Nasıl başlayabiliriz? İsterseniz buradan başlayabiliriz. Yeni dosya diyerek başlayabiliriz veya e, direktmen şablonlara tıklayabiliriz. E, göstermek açısından da oraya girelim. Örneğin bu şablonlara girdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar e, sabit sayfa İngilizce yine otomatik olarak çeviriyor sistem. Sayfaya girdiğimiz zaman daha önce oluşturulmuş site tarafından size sunulan şablonları görebilirsiniz. Dolayısıyla isterseniz bu şablonlar üzerinde de ne yapabilirsiniz? Tasarımlarınızı e, uygulayabilirsiniz. Bunun için öncelikle o şeyi e, şablonu incelersiniz. Üzerine tıklayarak örneğin üzerine tıkladığımız zaman o yararlanmak istiyorsanız direkt üzerinde tıklar. Eğer seyrettiğinizi beğenirseniz edit kısmına tıklayarak ne yapabilirsiniz? Başlayabilirsiniz. Yani o video üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Ama derseniz ki hayır ben Öyle uğraşmak istemiyorum. Ben her şeyi sıfırdan yapmak istiyorum derseniz o zaman buradaki bilen kısmından tıklayarak çalışmamıza sıfırdan başlayacağız. Şu anda tıklıyorum. Sayfamın oluşmasını bekliyorum. Evet şu anda başlıyor. Evet sayfam açıldı gördüğünüz gibi. Şu anda bu sayfa e, sahnem burada. Şimdi burada sahneler üzerinde konuşacağız. Malum 10 sahneden fazla ekleyemeyeceğiz. Bu bir sahne arkadaşlar. Sağ tarafta sahnelerimiz dizilecek. Dolayısıyla burada da her eklediğimiz sahnenin e, saniyesinin sıralarını burada görebileceğiz. Aynı şekilde burada saniyemizi e, videomuzun yani bu sahnenin saniyelerini küçültebiliriz veya yükseltebiliriz. En son izin verildiğine kadar ne yapabiliriz? Küçültme ve düzeltme şansımız var. Dolayısıyla biz şimdi sıfırdan hemen başlayalım. Bunu sıfıra alalım. Neler yapabiliyormuşuz? Birincisi şu anda ilk sahnemiz olduğu için e, marka ile imkan e, yayınlamamıza izin veriyordu. Gördüğünüz gibi video markasını buraya zaten eklemiş. Bakıyoruz. Fotoğraf ekleyebiliyoruz. Tıkladığımız zaman bilgisayarımızdan öncelikle kendi verdiği örneklerden herhangi birini yükleyebileceğiniz gibi isterseniz match veya upload kısmından da ne yapabilirsiniz? Herhangi bir nesneyi ekletebilirsiniz. Örneğin bunu ekletelim diyelim. İkonu seçelim. İkonlardan tabi oradaki kategori arkadaşlar. Bunlar kategori. Dolayısıyla bu yani bu resmi direktmen e e eklemeyecek. Örneğin çalışma e çalışmayla ilgili tıkladığınız zaman veya zamanla ilgili tıkladığınız zaman onları göreceksiniz. Ee, şekiller demiş mesela şekiller tıkladığımız zaman orada onunla ilgili birçok şekil örneklerini göreceksiniz dolayısıyla eklemek istediğiniz e, görüntüler bunlardan birisi ise bu ilgili alana tıklayarak ne yapabilirsiniz İlgili görüntünüzü hangi görüntünüzü almak istiyorsanız örneğin şu YouTube görüntüsünü almak istiyorum ee, tıkladım ve gördüğünüz gibi sistemin üzerine geldi. E, sayfamın üzerine geldikten sonra ben ne yapabilirim? Bunu istediğim kadar küçültebilirim, büyütebilirim. Hatta ben şöyle bir üçkat yapayım, getireyim e, dedim ama kabul etmedi. Dolayısıyla diyelim ki bu konuda bir açıklama yapacaksınız. ne yapıyorsunuz? Bunu e, rahatlıkla e, eklemiş olduğunuz sistemi. E, buraya ekledikten sonra şayet o eklemiş olduğunuz görüntü üzerinde herhangi bir değişme, düzeltme vesaire yapmak isterseniz onun kalem işaretine tıklayarak yani edit'e tıklayarak ne yapabilirsiniz? Düzeltebilirsiniz. Örneğin kesme yapmak istiyorsunuz. Buyur burada seçili alanı seçmek istiyorsunuz. Diyelim ki belirli bir alan sadece veya Efendim ben 4 4'te 3 oranında veya vesaire veya custom seçili yani sizin seçmeniz e, sizin tarafından seçilecek. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bakın alanımı seçiyorum ve apply diyorum. Uygula diyorum. Dolayısıyla sadece seçtiğim kısmın yüklenmesini e, orada gözükmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi benim kestiğim kısım bu şekilde oldu. Çok bir şey fark etmediniz aslında. Kenarları beyaz olduğu için. Her neyse. Yani buraya eklediğiniz bir nesneyi ne yapabilirsiniz? Üzerine iki kere tıklayarak Onunla ilgili kesme, düzeltme işlemlerini yapabilirsiniz. Resim ekleyebiliyormuşuz dedik. İster e, kendi sistemden ister bilgisayarımızdan. Bir de bilgisayarımızdan ekleyelim. May Image kısmına tıklayalım. Tıkladığımız zaman buradan upload bölümünden Örneğin kendi resmimi ekleyin buradan. Evet şu anda ekliyorum kendi resmimi gördüğünüz gibi. E, burada çalışmamızın eee istediğim kısmına bunu ne yapabilirim yerleştirebilirim hareketli resimlerimi de koyabilirim vesaire e, diyelim bu da burada dursun sadece şu anda neleri ekleyebiliriz neleri eklemeyiz onları yaptırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda video ekleyebiliyoruz güzel olanı bu yine aynı şekilde videolarım yani bilgisayarınızdan daha önce bir videonuz varsa o videoyu ne yapabilirsiniz ekleyebilirsiniz e, örneğin kitap tanıtım şu anda veya kader diyelim bunu eklemek istiyorum. Üzgünüm de 30 saniyeyi geçmesin. E, tabii ki o şartı söylemeyi unuttuk. Videolarınızda 30 saniyeden fazlasını almıyor şu anda bir sahne için. Dolayısıyla mümkünse e, o seçeneğe dikkat ederseniz çok daha faydalı olacaktır. Yani bilgisayarınızdaki videoları ekleyebilirsiniz fakat onları süre sınırına dikkat etmek suretiyle ekleyebiliyorsunuz ancak. Arka plan ekleyebiliyoruz. Arka plan dediğimizde yani şu görünen sayfanın şu tekrar boşa tıklayalım. şu Resmimizin de yer aldığı şu arkadaki bembeyaz sayfa arka plandır arkadaşlar. Biz bütün çalışmaları onun üzerine koyuyoruz. Dolayısıyla arka plan eklemek istiyorsanız oraya buradan örneğin rengarenk farklı stillerde e, hazır verilmiş e, sistemleri kullanabilirsiniz e, veya kendiniz de oluşturabilirsiniz. Bakalım çok da güzel şeyler var aslında. Yani şöyle e, bakıldığı zaman oldukça etkileyici, e, hoş çizimler de var farklı amaçlarla kullanmak için. E, onun dışında kendiniz de rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Ama şu renkli mesela çok renkli. Onu ekleyeyim ki görebilin rahatlıkla. Gördüğünüz gibi ne olmuş oldu? Arka planına eklenmiş oldu. Biz resmi nereye götürürsek götürelim. Çalışmalarımızı nereye koyarsak koyalım. Ne yapacaktır? Ee, o arka plan değişmeyecektir. Ee, daha sonra ne yapabiliyoruz? Müzik ekleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii ki bu müzikler aynı zamanda size ücretsiz olarak sunulacaklar olduğu gibi, sizler kendi hesabınızdan da ne yapabilirsiniz, ee, bilgisayarınızdan da yükleyebilirsiniz. En sert video sonunda tıkladığınız zaman burada bakın örnek müzik sesleri vermektedir. Aşağı doğru indirdiğiniz zaman kaydırma çubuğunu Bol miktarda müzik olduğunu görebilirsiniz. Hocam ben bunları bir dinlemek istiyorum. O zaman Play tuşuna basarak eğer eklemek istiyorsanız us tuşuna basarak ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. Örneğin dinleyelim bunu. Tıkladığım zaman onu dinleme şansım var. Evet. Diyelim ki ben bunu beğendim. O zaman Usa'ya tıklıyorum. Ve Usa'ya tıkladığım zaman ses ne olacak? Benim çalışmama eklenmiş olacak. Şayet ki şu anda eklendi. Evet gördüğünüz gibi sağ tarafta müzik eklediğim için müzikle ilgili sağ tarafta bir takım özellikler açıldı arkadaşlar. Örneğin sesini kısma, yükseltme, tamamen yüksek sesli olsun vesaire. İşte başlangıç ve bitiş süreleri ne kadar başlasın, nerede başlasın müzik, nerede bitsin şeklinde. Buradan ne yapabilirsiniz? Müziğinizin başlangıç ve bitiş sürelerinde ekleyebilirsiniz. Neye göre? Şimdi bu sahnemiz, video, bu oluşturduğumuz sahne, şayet diyelim ki 10 saniyelik bir video, biz müziğin en başta değil de, örneğin ikinci saniyede başlamasını istiyoruz. Dolayısıyla ikinci saniye veya üçüncü saniyede başlamasını istiyoruz ve beşinci saniyede bitmesini istiyoruz. Bu şekilde ayarladığımız zaman 5 saniyelik saniyelikte videomuz. Şunu da 10 saniye yapalım bir dakika video süresine rahat anlayabilmeniz için. Ve şimdi ne yapıyorum bakın, play şuna basarak gördüğünüz gibi play tuşuna basarak ne yapmış olduk? Onu istediğimiz sürede başlatmış olduk sevgili dostlar. Dolayısıyla biz müzik işare düzenlemek istediğimiz ya da şöyle söyleyelim özür diliyorum e, sayfaya eklediğimiz yani sahneye eklediğimiz her şey alt kısımda dizilmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla örneğin müzikle ilgili tekrar bir düzeltmek istiyorum. O zaman bunun üzerine tıklıyorum. Onunla ilgili alan açılacak. Dikkat ederseniz 3. saniyede başlasın 10. saniyede bitsin var. Ben bunu 3. saniyede başlasın 6. saniyede bitsin olarak ne yapıyorum? düzenliyorum. Düzenledikten sonra tekrar başlıyorum. 300 saniyede başlayacak. Evet. 6 saniyede sona erecek evet. ama şu anda sona erdi. Evet. Sanırım kaydetmediğimizden dolayı olsa gerek arkadaşlar. Ee, onun kaydını yapmadığımız için. Dolayısıyla burada sesi daha da yükseğe aldım. Burada sahneyi ayarladım. Ve e, loop kısmında şunu açalım. Şu anda aktifte de değil. E bende de sıkıntı olabilir. Bilgisayarda sıkıntı olabilir dostlar. Böylelikle çalışmamı yapmış olduğum zamanlamasını belirlemiş oldum. Başka ne yapabiliriz? Efendim buna yazı ekleyebiliriz. Tabii ki bir video şey hazırlıyorsak o çalışma hazırlıyorsak o çalışmaya yazılar eklememiz lazım. diyoruz ki projemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii burada yalnız dikkatimi çeken bir şey ee, sanki bazı e, Türkçe karakterleri yazmakta sıkıntı çekiyor gibi bir görüntü var ee, ona dikkat edeceğiz bakacağız evet. Tamam şeyde bir sıkıntı yarattı Dolayısıyla e, orada Ş şey harfini yazarken ne yapacağımız demek ki e, dikkatli olacağız sevgili dostlar projemize host diyelim bu kez. Geldiniz. Evet. Projemize hoş geldiniz dedim. Ve ne yapmış oldum? Yazımı getirdim. Bakın buraya ekledim. Ha, bu yazı üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsam. Örneğin rengi çok koyu geldi dikkat ederseniz. Buradan renk tuşuna gelerek ne yapıyorum? istediğim bir rengi belirtebiliyorum örneğin açık mavi yapmak istiyorum veya beyaz yapmak istiyorum daha hoş gözüksün veya kolay gözüksün diye ne yapabilirim bunu rahatlıkla e, belirleyebilirim renk paletinden de seçebilirim onun dışında başka arkadaşlar yazımız üzerinde diyelim ki yazı stilini beğenmiyorsak yazımızın e, burada e, hangi stilde yazılmasını istiyorsak Onlardan seçim yapabiliriz. Hepiniz e, Word Excel kullanıyorsunuz. Orada Word'de e, yazım şekillerini görmüşsünüzdür. Onun gibi örneğin bu şekilde düzenledim. Büyüklüğünü buradan düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz büyüklüğe, istediğiniz küçüklüğe ayarlama şansınız var. Dolayısıyla e, sistemdeki uygulamamızı bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Yine rengi üstten de değiştirebilirsiniz. In-Out kısmı efendime söyleyeyim bunlara Herhangi bir şekilde e, efekt vermek amacıyladır. E, dolayısıyla şu anda oluşturduk yazımızı bakalım efektli olarak ne yapmış olduk yazımız. <laughs> evet e, yazımızda ilgili daha e, şeyi beğenmediyseniz yani indirmiş olduğunuz etkileşimi beğenmediyseniz hareketlendirmeyi beğenmediyseniz buradan farklı şeyler de seçebilirsiniz. Örneğin fade kısmına bakalım ee, ve oynatalım. Gördüğünüz gibi olduğu yerde ne yapmış oldu? Sadece olduğu yerde e, oynamış oldu. İçten dışarı gelme, dışarıdan yukarı akma her neyse ne yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Yazınızı buradan ayırlayacaksınız sevgili dostlar. Ee, başka neler yapabiliriz? Burada e, görüntümüzü, çalışma alanımızı düzeltme şansımız var, küçültme şansımız var. Buradan kullanmanıza gerek yok. Çok. Bunu zaten farenizin orta tekeriyle rahatlıkla yapabileceksiniz. Sayfayı tamamladıktan sonra arkadaşlar e, siz tekrar bir sayfa daha eklemek için yani Örneğin sunum yapacaksınız ya sayfa sayfa gelmesini istiyor. Bunun sağlamak için buradan tekrar bir at e, artı kısmına tıklayabilirsiniz. Şayet bu tasarımın aynısını kullanmak istiyorsanız o zaman buradaki klonlamaya basmak zorundasınız. Yani şu arka planıyla vesaire aynı gelsin tekrar tekrar uğraşmayayım diyorsanız örneğin klonlamaya bastım bakın bu şekilde geldi. E, efendime söyleyeyim e, boş bir sayfa ekleyeceksin veya silmek istiyorsun vazgeçtim bunu. O zaman vazgeçtiysen üzerine tıklayarak çöp işaretine basmanız yeterlidir. Boş bir sayfa yani bunun aynısı değil de bomboş tekrar bir sayfa eklemek ve çalış sunumunuzu orada devam ettirmek istiyorsanız buradan artı tuşuna tıklayarak ne yapabilirsiniz? Bakın burada artı tuşunda herhangi bir şekilde ister beyaz Blank olarak veya hazır böyle efektlerin olduğu sayfalardan da seçme şansınız var. İşin bu programın güzel yanı bu. Dolayısıyla tekrar tekrar aynı alana gitmektense burada oluşturulmuş hazır şablonlar üzerinden de size yol gösterme imkanı var. Gördüğünüz gibi ben blank dersem sadece bomboş bir sayfa gelecek gördüğünüz gibi. Bunun gibi arkadaşlar ona kadar ne yapabiliyorsunuz? 10 adede kadar e, video sayfası oluşturabiliyorsunuz. Toplam süresi de tabii ki bir e, dakikayı geçmeyecek. Çalışmanızı bu şekilde bitirdikten sonra sevgili dostlar buradan ölçülerini seçebilirsiniz. Yani e, işte telefona göre mi efendim e, 9-16 telefona göre tabii ki birebir kare şeklinde mi bu Facebook veya e, Diğer sosyal medyalarda yayınlamak için veya normal mi? Biz horizontal olarak genelde video formatı genelde 16.9 olarak seçmeyi tercih ediyoruz. İşiniz bittikten sonra arkadaşlar burada share kısmına tıklayarak videomuzu paylaş diyoruz. Paylaş dediğimiz zaman bunu mp4 olarak zaten videomuzu direktmen bize tercih ettiğini söyleyecek. İsterseniz siz export kısmından burada pardon video indire geldi şu anda. Ben direktmen tıkladığım için mp4 olarak tıkladığım için e, buradan direktmen videoyu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Geri tuşuna alayım. Haydi be geri tuşuna almayacaktık. E, yanlış bastık. Her neyse o paylaş bölümünden artık rahatlıkla ne yapacağız? Videomuzla ilgili tamam açıldı. Tekrar e, share kısmına yani paylaş kısmına geliyorum. İsterseniz. Dediğim gibi bu şekilde mp4'e tıklayarak ne yapabilirsiniz? Videonuzu indirmek için kullanabilirsiniz. Eğer bunu YouTube'a koyacaksanız direktmen upload to YouTube diyerek hesabınıza ilişkilendirebilirsiniz. Veya embed kodunu alabilirsiniz. Veya bunun URL'sini almak için URL'ye tıklarsınız. Arkadaşlarınıza vesaire paylaşmak veya bir siteye koymak için direktmen burada ne yapabilirsiniz? E, kopya tıklayarak e, linki herhangi bir yere paylaşabilirsiniz. Tabii ki genelde kullandığımız projelerde export kısmına tıklayarak embed ile bilgisayarınıza indirim embed diyorum özür diliyorum mp4 olarak bilgisayarımıza indirmektir ve onu daha sonra YouTube'a yüklemektir. Hocam neden buradan direkt YouTube'a yüklemediniz diye sorarsanız genelde hesaplar arasındaki iletişim bağı kurulmasını pek onaylamıyorum. O yüzden ben onu ayrıca indirip YouTube'a ayrıca yüklemeyi tercih ediyorum. Bir hesabın diğer hesap üzerinde etki göstermesi benim pek tavsiye ettiğim bir şey değil. Dolayısıyla çalışmamız bu kadar basit bir şekilde arkadaşlar. Kullanımı çok kolay dediğimiz gibi bugüne kadar öğrenmiş olduğunuz çok şeylerden çok daha farklı, çok daha basit gelecektir. İstediğiniz tasarımları yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum buraya eklediğiniz resim, yazı, e, simgeler ne varsa onlarla ilgili her şey hangisiyle ilgili çalışma yapmak istiyorsanız eklediğiniz her şey şu alt kısımda gözükecektir. Unutmayın. Örneğin dediğimiz, dediğimiz gibi müzik değiştirmek istiyorsunuz. Müzik işaretine tıklayabilirsiniz. Örneğin oraya bir YouTube simgesi eklemiştik. Onunla ilgili çalışmak istiyoruz. Onu ne yaptım? Eklemiş oldum. Ha, bu arada şunu tekrar e, hatırlatmakta fayda var. Hocam ya burada tıkladınız bak üstte in out bir şeyler çıktı. Bunlar şuydu arkadaşlar hareket verme yani örneğin buna diyelim ki hareket vermek istiyorsa normal üzerinde çalışmak istiyorsam kaleme tıklayacağım. Yani o resmi kesmek büyütmek vesaire. E, bu sayfaya gelirken hareketle gelmesini veya bu sayfada hareketli görünmesini istiyorsam, o zaman bu kısmını yapacağım in kısmından nasıl e, gelmesi gerektiğini seçeceğim. Bakıyorum özelliklerine bakıyorum burada bir sürü seçenekler vermiş. İşte büyüterek gel, örneğin. Bakalım nasıl bir şey gözükecek o. Gördüğünüz gibi dışarıdan büyüterek gel. E, bu şekilde hangi çalışmayla ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız eklediğiniz yerde uğraş ister direkt tıklayarak ulaşabilirsiniz veya buradan da eklediklerinizi göreceğiniz için onların üzerine tıklayarak ne yapabilirsiniz oluşturabilirsiniz. Her şey bu kadar basit ve kolay sevgili dostlar. Yapmanız gereken çalışmanızı sadece uygulamak ve ondan sonra da share kısmına tıklayarak bunu paylaşmak. Bu arada my videos kısmında yani hesabınıza girdiğinizde my videos kısmında tabi yayınladıysanız şeyinizi yayınladığınız tüm videolar burada gözükecektir gördüğünüz gibi. Şu anda videomuz gözüküyor. Dolayısıyla ben vazgeçtim. Bu burada kalmasın. İşime lazım değil diyorsanız ne yapabilirsiniz? İleride de sıkıntı vermemesi için bunu ne yapabiliriz? Direktmen silebiliriz. Veya eğer daha e, paylaşım yapmadıysanız buradan da direktmen bilgisayarınıza indirme şansınız var. Bu videoyu geliştirmek istiyorsanız e, tekrar buradan kalem işaretine tıklayarak düzenleme imkanınız var. Yani her türlü imkanı videonuzu paylaştıktan sonra tekrar tekrar yapma şansınız var. Ben bunu silmek istiyorum. O halde üç noktaya tıkladım ve sile bastım. Evet dedim sil. Dolayısıyla ben bembeyaz bir sayfa olarak kalmasını istiyorum. İndirdikten sonra videolarınızı buradan kaldırırsanız sizin açınızdan e, iyi olur. İleride paralıya falan geçerse e, böylelikle haklarınızı da kaybetmemiş olursunuz. Teşekkür ediyorum sevgili dostlar.